Merhaba kıymetli dostlar. Mekanik İşler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şu anda elimizde Bosch marka 2.80 modelli profesyonel bir cihaz olan lazer terazimiz var. Biz bundan bahsedeceğiz. Bundan nasıl kod alınır, nasıl teraziye getirilir, yapacağımız işlemler ondan bahsedeceğiz. Ondan önce bilginin zararı yoktur. Sizlere kısaca bu su terazileri işlemlerin kodlarının nasıl alınacağından çok kısa bahsetmek istiyorum. İnsanoğlu yapıları yapmaya başlayınca tabii ki kıymetli kardeşlerim bunları koda getirme, düzgün iş yapma, çarpıklıkları önleme için çeşitli aletler kullanmışlardır. Bu aletlerden belki kullanmış oldukları en önemlisi su terazileriydi kıymetli kardeşlerim. Herkes bilir bu terazileri. Bunu terazi alacakları noktaya getirip su kabarcığını üzerinde iki çizgi vardır. Onun arasına getirdikten sonra çizgilerini çizip o şekilde işlemlerini yaparlardı. Bunu herkes bildiği için bundan fazla bahsetmeyeceğim. Daha sonra daha büyük işlemler, daha büyük yapılarda kullanmak üzere su hortumları icat edildi. Bu hortumlar şeffaf ve ince hortumlardır. Almak isteyen tabii ki inşaat malzemesi satan yerlerden de temin edebilirler. Kısaca o nasıl kullanılırdı ondan da bahsettikten sonra asıl bahsetmek istediğimiz konuya geçip lazer teraziden konuyu devam ettireceğiz. Şurada yukarıda görmüş olduğunuz hortum terazi bir noktası içerisinde tabii ki su doldurulur. Su kabarcıkları içerisinde boşaltıldıktan sonra bir noktasını istediğimiz yere getiririz. Bir çizgi çizeriz. Kullanmak istediğimiz en son koda bir çizgi çizeriz. Suyun üst noktası oraya gelecek şekilde hortumun bir tarafını oraya koyarız. Diğer tarafını kullanmak istediğimiz diğer köşeye götürüp hortumu yukarı aşağı getirerek suyun buradaki çizgiye, asıl hedeflediğimiz çizgiye denk gelecek şekilde bu şekilde kullanılırdı hortum teraziler. Şimdi tabii kıymetli dostlarım bu teraziler de artık pek kullanılmıyor. Çünkü teknoloji giderek arttı ve lazer teraziler geldi. Belki bundan sonra daha farklı teknolojiler de göreceğiz. Ayrıca bunlar iç cepheler için kullanılan malzemeler. Dış cephelerde biliyorsunuz yani bir inşaat yapacakken veya bir duvar örecekken veya bir yere atacakken oranın kodunu almanız gerekiyor. Bunu alabilmek için ise yine ekranımızın üst köşesinde gördüğünüz Nivolar ve bunlara bağlı olan Miralar kullanılırdı. Nivo ve Mira nedir? Lazer terazi ile benzerlik sağlayan cihazlardır. Onlar da aynı bu işlemi görmektedir. Yani zemindeki kod düşüklüğü ve yüksekliğini o cihazlarla ayarlarsınız. Pek işinize yaramayacaktır bu anlattıklarım. Genelde biz yapıların iç cepheleriyle uğraşırız. Ve tabii bu iş içerisinde olan olmayan herkes için de yine kullanışlı olabilecek bir cihaz. Lazer teraziler. Sevgili arkadaşlarım, bu elimizdeki Bosch'un 2.80 profesyonel modeli demiştik. Bunun 3.80'i de var. Daha geniş alanlar için ve daha düşük modelleri de var. Lazer terazimizi kurabilmek için şöyle bu tripod ayağının şu kısmında görmüş olduğunuz bir su terazisi var. Aynı demin bahsettiğim terazi içerisinde hava kabarcığı var. Ve orta noktaya o hava kabarcığını denk getirerek önce ayağın terazisini almış oluyoruz. Daha sonra cihazımız iki kademeli. İlk kademeye getirip bekliyoruz. Bu ışık yanıp sönecektir. Yani bu yanıp sönmesi ne anlama geliyor? Yanıp sönmesi cihazımızın kafasının kendisini teraziye alması anlamına geliyor. Otomatik olarak teraziye alıyor. Yanıp sönme işlemi bittikten sonra düğmemizi ikinci kademeye getirip terazimizi almış olacağız. Bekliyoruz sönmesini. Evet, şu anda söndü. Şöyle bakarsanız çizgi biraz eğik durmuş olabilir. Doğaldır. Kendisini teraziye alıyor. Şimdi düzelecektir. İkinci kademeye getirdiğimizde evet bu şekilde şu anda tam teraziye getirdi. Biz bunu asma tavan yapanlar için özellikle yani tam tepe noktadan tutmanıza gerek yok. Herhangi bir yerden kod alarak daha sonrasını metreyle ölçerek de üst noktamızı belirleyebiliriz. Arkadaşlar tabi bu cihazların sadece böyle yatay çizgi özelliği yok. Yatay terazi alma özelliği yok.
Üstünde bulunan düğmeler ile dikey özelliğinde kullanabiliriz. Şöyle bastığımızda dikey özelliğine de geçiyor. Bu şekilde de dikey olarak yine terazidedir bu. Hatta biz daha iyi görebilmeniz için test edebiliriz. Şu anda çizgimiz makineye göre terazide. Elimizdeki terazi ile bunun doğru olup olmadığını şöyle kontrol edebiliriz. Siz de görüyorsunuz. Su terazimizde bizi yanıltmadı. Tam olarak terazide. Şimdi buraya kadar anlaşılmıştır herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar, tabii bu cihazlar ile bağımsız olarak bağımsız işlemler de yapabilirsiniz. Onu nasıl yaparsınız? Onu da şu şekilde tekrardan biz yataya alalım bunu. Hem dikey hem yatay da kullanılabilir tabii ikinci basışımızda. Biz tekrardan yataya alalım bunu. Yataya aldıktan sonra eğik çizgiler yapmak için, merdiven boşluklarında kullanmak için veya boya yapacaksınızdır. Desenli yapmak istiyorsunuz. İki noktayı belirlemek istiyorsunuz. Onun için de tekrar cihazımızı birinci konuma alıyoruz. Birinci konuma almamızın sebebi arkadaşlar cihazın kendisini kilitlemesi. Yani biz bu cihazı çevirdiğimizde şu şekilde yan çevirdiğimizde üstten bir nokta belirledik, alttan bir nokta belirledik. İki nokta arasına terazimizi sabitledikten sonra oraya kağıt bant ile bir bant çekip boyamızı da yapabiliriz. Veyahut merdiven boşluğuna fayans veyahut mermer yapacak olan arkadaşlar için de bu kullanışlıdır. Biraz da ayrıca yine cihazın özelliğinden, hani bu cihazları olup da alacak olan arkadaşlara bir başka özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ikinci noktaya aldığımız zaman, yani tam teraziye aldığımız zaman cihaz belli bir eğime kadar hassastır ve sinyal ile sizi uyarmaktadır. Biraz salladığımız zaman ötmeye başlayacaktır. Bak gördünüz arkadaşlar çok fazla kaçtım diyor. Yani cihaz daha fazla hareket ettirme, yapıma zarar verebilirsin diye bizi uyarıyor. Bundan da bahsettik arkadaşlar. Kısaca tripoddan da bahsedeyim ve bu şekilde konumuzu bitirmiş olayım. Tripodumuz buradan yükseklik ayarı olabilen yükseklik ayarını sağladıktan sonra şuradan sıkıyorsunuz arkadan pimini sıktıktan sonra sabitliyorsunuz. Sağa sola dönüş özelliği olan özellikle dik çizgiler için ayarlamak istediğiniz nokta için sağa sola dönüş özelliği olan ayrıca demin ben size yatay çizgi için bahsetmiştim. Tekrardan yataya alıyoruz. Aslında onu biraz eksik söyledik. Şuradan pimini gevşettikten sonra şu şekilde pimini gevşettikten sonra arkadaşlar cihazımızı bu şekilde tabii bunu kullanabilmek için ilk kademeye almamız gerekiyordu diye söylemiştik. Bu şekilde eğimimizi verip cihazı sabitledikten sonra çizgimizi veyahut kağıt bandımızı çekebiliriz. Kıymetli arkadaşlar, bu cihazlardan bahsedebileceğimiz şeyler bunlar idi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tabii kanalımıza abone olursanız seviniriz.